Beşiktaş'a dair daha güzel şeyler söyleyebilmek adına Beşiktaş Kent Derneği'ni kurduk. Valilikçe de tüzüğümüz onaylandı ve faaliyetlerimize başladık. Hep beraber el ele verip Beşiktaş'ta iyi bir yaşam modeli oluşturmak üzere bir yola çıktık. Sizlerin de desteğiyle, sizin fikirlerinizle, projelerinizle daha güzel günler göreceğiz inşallah diyorum. Beşiktaş Kent Derneği logomuz bir diyalog çerçevesi içerisinde insanı temsil eden bir ağacımız ve iyi yaşamın simgesi bir gülücükle başladı. Ve ismini Beşiktaş Kent Derneği koyduk. Beşiktaş Kent Derneği olarak dedik ki, iyi yaşam, dayanışma, aktif yurttaşlık ve demokratik katılım ilkeleriyle önce Beşiktaş diyeceğiz. Sonra da örnek bir yaşam modeli oluşturacağız. Ana amacımız Beşiktaş bize. İyi yaşam zaten baş ilkemiz. Biz burada sakinlerin eğitimi ve gelişimini sağlayacağız. Biz bu çalışmaları yaparken yerel yönetimlerle de işbirliği yapalım istiyoruz. Amacımız Beşiktaş olduğu için herkesle el ele vereceğiz. Yerel yönetimlerle, kaymakamla, belediyeyle, muhtarlarla hepsiyle iç içe olacağız. Biz yaşadığımız bu çevreyi bir kere iyileştirmek zorundayız. Devamında da bu iyileştirmelerle birlikte demokratik katılımı da zaten arttırmış olacağız. Şöyle, eğer ki etrafımızdaki insanların mevcut sorunlara karşı duyarlılığını arttırırsak otomatik olarak demokratik katılımı sağlamış olacağız zaten. Bunun için bir bilinçlendirme planlaması oluşturduk. Biz bir kişi kazanırsak bizim için yarınlara 100 kişiye bedel bir çalışma olacak. İstihdam edilebilirlik kavramı çerçevesinde her yaşa uygun eğitimler planlayacağız ve uygulayacağız. Olası bir afete karşı hazırlık ve bilinç durumuna getirmemiz gerekiyor çevremizdekileri. Yani zira sadece bir kişinin afet durumunu bilmesi önemli değil. En ufak bir afet durumunda hocamızdan öğrendiğimiz kadarıyla 72 saatten önce bize müdahale edecek hiçbir birim yok. Bizim el ele verip bir afet bilinci ortaya koymamız gerekiyor ki bu da bu derneğin amaçlarından bir tanesi. Yarın sıkıntı çekmemek ya da herhangi bir sıkıntı karşısında, bir afet karşısında el ele verebilmek adına. Çok enteresan bir konu var. Kale direğini asılıp, altında kalıp ölme oranı dünyada birinci sıradayız. Doğru mu hocam? Yani biz kale direğini asılıyoruz, halı sahalarda, futbol maçlarında ya da kale direği üzerimize düşüyor ve biz onun altında kalıyoruz, ölüyoruz. Düşünebiliyor musunuz? O kale direğini sabitleyecek zihniyetimiz ya da güvenlik anlayışımız yok. Ona asılıp düşebileceğimiz, düşecek güvenlik anlayışımız yok. Bunlar şimdi, ya ben böyle bir şey yapmam diye düşünebiliriz ama belki bizim çocuğumuz, belki torunumuz, belki kardeşimiz o ortam içerisinde olabilir, başına gelebilir. Bizim başımıza gelmesin diye başkalarını eğitmek zorundayız. Dolayısıyla bir güvenlik kültürü de oluşturacağız. Üyelerimizin tamamı gönüllülük esasına göre çalışıyor burada. Mahalle meclisleri kuracağız. Yönetim becerileri, trafik ve anlayış, İş güvenliği ve sağlığı, aile ve çocuk eğitimi, kariyer planlama, sosyal saygı, mesleki etik, beceri, evde tarım, bahçecilik, ev ekonomisi, çocuk gelişimi ve bakımı, adalet, eşit katılım, özgürlükler, hoşgörü, insan hakları, meslek çok konuda da biz eğitim vereceğiz. Hem bilinçlendirelim hem de güçlendirelim. Faydamız eğitimle olsun. Bu ülke ancak eğitimle ciddi bir seviyeye gelir. Biz de bunu yüklenmiş durumdayız. Şurada oturan hiç kimsenin arasında bir çıkar ilişkisi yok. Tek ortak çıkarımız Beşiktaş bizim. Biz bunu yüklenip söylemek zorundayız. Ama bir ekonomik bir menfaat girdiği zaman devreye ne oluyor? Susuluyor. İnsanlar susuyorlar orada. Yarınlarımız için susmamamız gerektiğini biz de etrafımıza söylemek, örnek olmak zorundayız. Beşiktaş'ın çok özel bir yer olduğunu önce kabul etmemiz lazım. Türkiye'nin en önemli ve en zengin ilçesinden bahsediyoruz. İlçesinde yaşayan insanlar, en donanımlı insanların bulunduğu ilçesinde yaşayan insanlar acaba daha mutlu olabilirler mi? Bir iyi yaşam diye bir şeyden bahsetti Serdar. Bu çok önemli. Özellikle Avrupa'da ama Amerika'da da. Siyasetin hayatın kendisinden kopuk hale geldiği, işte kim cumhurbaşkanı olacak, kim başbakan olacak, kim seçilecek, kim seçilmeyecek düzeyinde yürürken siyasetin asıl alanı olması günlük yaşantının siyaset dışında bırakıldığı. Bunun da günlük yaşantı düzeyinde yaşanan bir sürü haksızlığın, yanlışlığın, kötülüğün gözden
kaçması gibi bir sonuç doğurduğu yolunda bir anlayış var. İnsanlar birbirlerine nasıl davranacaklar? İyi yaşam çocuklarımızın müzik aletleri çalmayı öğrenip öğrenmedikleriyle örneğin. Kokoreymiş. Yani benim ortaokulda gittiğim yıllarda, Bolu ortaokulunda herkes mandolin çalardı. Bütün sınıf mandolin çalardı. Ben orta ikinci sınıftayken solfej biliyordum değerli dostlarım.